Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda daha önce anlatmaya başladığımız Mescid-i Nebi'nin kısımlarını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Mescid-i Nebi'nin kısımlarını anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mescid-i Nebi'yi bir süredir anlatıyoruz seyircilerimize. Birçok bölümü var, kısımı var. Herhalde en önemli bölümlerinden bir tanesi de Ravda-i Mutahhara. Bugün seyircilerimize hem Ravda-i Mutahhara'yı hem de Mescid-i Nebi'nin diğer kısımlarını anlatmanızı istirham ediyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki kabrimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Evet. Yani bu şekilde buyurarak Ravza-i Mutahhara'yı efendim methetmişler. Methetmiş. Övmüşler. Önemini anlatmış. Evet. İşte mübarek kabri şerifi ile o zamanlar namaz kıldırdığı minberin arası şu an hani ölçülünce 26 metre civarında bir yer çıkıyor. Evet. İşte kabri ile minberi arasındaki yer 26 metre. Bu 26 metrelik yer, uzunluğundaki yer Ravza-i Mutahhara. Yani Mutahhara temiz bahçe. Ya. Tahir'den geliyor herhalde, evet, değil mi? Evet. Efendim, şimdi Kabe-i Muazzama ve bunun etrafındaki Mescid-i Haram, Mescid-i Haram, çünkü Beytullah'ın çevresine Mescid-i Haram derler biliyorsunuz. Evet. Efendim, en kıymetli yerdir dünyada. En kıymetli yerdir. Ravza-i Mutahhara da ondan sonra en kıymetli yerdir. Ve Ravza-i Mutahhara Mekke şehrinden üstündür. Burada yapılan ibadetlerin kabul edilmesi daha çok ümit edilir. Hacca ve ömreye giden Müslümanlar hac ve ömre yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye giderler. Mescid-i Nebi'yi ve Resulullah Efendimiz'i ziyaret ederler. Evet. İşte Mescid-i Nebi'nin en kıymetli yeri de Ravza-i Mutahhara olduğu için bu Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmaya gayret çok arzu ederler, heves ederler, gayret ederler ve kılarlar İki yani. İki rekat hiç olmazsa evet. Evet efendim. Dua ve ederler. Buranın zaten halıları farklıdır. Efendim diğer taraflardaki halılar mesela kırmızı renkliyse burada sadece yeşil halılar bulunur. Bu yeşil halıların olduğu yer sevgili peygamberimizin aleyhisselam hadis-i şeriflerinde övdükleri işte Ravza-i Mutahhara'dır. Yani yönetmenimize de verdik şeyleri, görüntüleri o da zaten gösteriyor evet. Ekranda. Efendim tabii yani orayı ziyaret etmeden değil mi efendim? Dönmek orada olmaz. Namaz kılmadan tabii. dönmek yok. Olmaz. Resulullah Efendimiz'i ve onun efendim iki büyük sahabesini, iki büyük arkadaşını yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendilerimiz de ziyaret etmeden dönmek yok. Efendim büyük noksanlık olur Allah korusun. Allah korusun. Muhakkak ziyaret etmek lazım. Hacılar çok gayret ediyor evet. orada namaz kılmaya. Efendim Peygamber Efendimiz zamanında Mescid-i Nebi'nin etrafında evi bulunan sahabe-i kiramın evlerinin efendim iki kapısı varmış evlerinin. Biri dış tarafa, biri Mescid-i Nebi tarafına. Hatta Mescid-i Nebi'ye açılan kapıları bile varmış yani evlerinin bitişikse. Direkt Mescid-i Nebi'ye açılıyor. Evet. Efendim, dolayısıyla bu evlerde bulunan sahabe-i kiram ne zaman isterlerse kapıyı açarlar, Mescid-i Nebi'ye girerler, ibadet ederlerdi. Peygamber Efendimiz'in ahireti teşriflerinden 5 gün önce minber-i saadete çıkıp, minber-i saadet diye hutbe okunan yere denir evet. biliyorsunuz. Evet. Bunu anlatmıştık efendim. Minber-i saadete çıkıp şöyle buyurdular. Allahu Teala bir kulunu dünyada kalmak ile Rabbine kavuşmak arasında serbest bıraktı. O kul Rabbine kavuşmayı arz etti, istedi. Ey hesabım,
dini İslam yolunda sıdk ile, ihlas ile malını feda eden İbu Bekir'den çok razıyım. Ahiret yolunda arkadaş edinmek olsaydı onu seçerdim. Onun kapısından başka mescidime bakan kapıların hepsini kapatmanızı emir ve tavsiye ediyorum buyurdular. Peygamberim Efendimizin emriyle Hazreti Ebubekir Efendimizin evi de Mescid-i Nebi'nin yanında, efendim Mescid-i Nebi'ye açılan kapısından başka bütün kapıları kapattırdı. Bir de Hazreti Ali Efendimizin kapısı hariç, Hazreti Fatıma anamızla birlikte yaşadığı kapısı hariç. Çünkü Hazreti Ali Efendimizin radıyallahu anh evinin başka kapısı yoktu. Yani mescide açılan kapısından içeri girer, dışarı çıkar, mescide çıkar. Sonra hemen mescidin kapısından da dışarı çıkardı. Efendime söyleyeyim. Yani dolayısıyla Hazreti Ali Efendimizin radıyallahu anh kapısı da, evinin kapısı da kapatılmadı. Hazreti Bekir Efendimizin kapısı da kapatılmadı. Daha sonraki devirlerde efendim Mescid-i Nebi'ye 20 tane kapı açılmış Alper Bey. Efendime söyleyeyim. Ayrıca kıble cihetinde ileri gelenlerin girip çıktığı, belirli zamanlarda açılan ve kapanan 4 kapı daha varmış yani. 20 kapıdan başka. Cem'an 24 kapı olmuş oluyor. Biliyorsunuz Emevilerden sonra efendim Abbasiler değil mi hilafeti ele geçirdiler, halife oldular. İşte o Abbasi halifelerinden efendim Harun er-Reşid'in oğlu Mehdi'nin hilafeti döneminde bu kapılardan 20'si kapatıldı. Efendim Mescid-i Nebi'nin 4 tane kapısı kaldı Alper Bey. 4 tane kapısı kaldı. Osmanlı sultanlarından Abdülmecit Han Hazretleri, Sultan Abdülhamit Han'ın da babasıdır. Babası, ha? Evet. Abdülmecit Han. Cennet Mekan. Efendim Cennet Mekan. Sultan II. Mahmut'un oğludur. Devrinde Abdülmecit Han bir kapı daha ilave ettirdi. Böylece kapı sayısı 5'e çıktı. 5 kapısı oldu. Osmanlıların son dönemlerinde kapı sayısı 5'e çıktı. Evet. Şimdi bu kapıları isimlerini sayalım, söyleyelim. Evet. Efendim bir tanesi Bab-ı Osman. Bab kapı demek biliyorsunuz. Bab-ı Osman. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh evinin karşısında bulunması sebebiyle bu isimle meşhur olmuştur. Peygamber Efendimiz Cennetül Baki yolunda bulunan Hazreti Osman'ın evini ziyaret etmek için bu kapıdan girip çıkmayı adet edinmiştir. Evet. Adet edinmiştir. Çünkü neden? Hazreti Osman Efendimiz'i hem çok severdi, Hulefai Raşidin'in üçüncüsü biliyorsunuz, hem de önce bir kızını vermişti ona. O kızı vefat etti. Vefat ettikten sonra diğer kızını verdiler Hazreti Osman Efendimiz'e. Zinnureyn. Efendim onun için ve buyurdular ki Zinnureyn. Ne demek? Zi sahibi demek. Zinnureyn İki nur sahibi demek. Evet. Efendim lakabı da zaten Osman'ı Zinnureyn derler değil evet. mi Hazreti Osman Efendimiz'e? İki nur sahibi Osman demek radıyallahu anh. İşte Resulullah Efendimiz bu kapıdan çok girip çıktıkları için Hazreti Osman Efendimiz'i yani hem kerimesini ziyaret ediyorlar tabii. hem de Hazreti Osman Efendimiz'i ziyaret ediyorlar. Efendim bu kapıyı çok kullandıkları için bu kapıya Bab-ı Nebi de denirmiş Bab-ı Osman'a. Ayrıca Bab-ı Cibril de denilmiştir. Bab-ı Cibril denilmesinin sebebi şu. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala emrediyor Peygamber Efendimiz'e Kureyza Yahudileriyle cenk etmesi için efendim, Hazreti Cebrail Aleyhisselam haber getiriyor. Bu haber getirdiği zaman Resulullah Efendimiz'i bu kapı önünde beklemiş Cebrail Aleyhisselam. Onun için Bab-ı Cibril de deniyor bu kapıya. Yani Bab-ı Osman, Bab-ı Nebi, Bab-ı Cibril. Cebrail Aleyhisselam'ın evet. beklediği kapı. Üç kapısı var. Beni Kureyza kabilesiyle savaşı evet. geçen bölümde anlatmıştınız. Evet. Başka
kapı, hani 5 dedi ya, dedi evet. ki Osmanlılar zamanında. Evet. Şimdi çok kapısı var. Suudlular bozdular yani, çok kapı ilave ettiler. Efendim, öteki kapının adı da Bab-ı Rabta. Bab-ı Rabta. Bunun da birkaç tane ismi var. Mescid-i Saadet'in birinci kapısı Bab-ı Osman, ikinci kapısı Bab-ı Rabta. Efendim, Abbasi Devleti'nin ilk kurucusu, ilk halifesi Ebul Abbas Seffa. Bunun kızı varmış, adı Rabta. Evet. Bu Rabta'nın, Ebul Abbas Seffah'ın kızının evinin karşısında olduğu için bu kapı, onun için Rabta kapısı denmiş. Peygamber Efendimiz, ben bu kapıyı kadınlar için ayırdım buyurmuşlar. Bu Bab-ı Rabta kapısını. Kadınların giriş ve çıkışlarına mahsus bu kapıya efendim şimdi Bab-ı Nisa deniyor. Geçmişte hani Bab-ı Rabta evet. denilmiş. Bab-ı Nisa. Yani Nisa kadınlar Nisa demek. Nisa kadın demek evet. Efendim Nisaiye mütehassısı derler mesela kadın doğum doktorlarına. Değil mi? Bu kapıya onun için Bab-ı Nisa deniyor. Bu kapı Mescid-i Nebi'nin doğusunda bulunan ve kıbleden itibaren Bab-ı Cibril'den sonraki ikinci kapı. Demek ki Bab-ı Rabta. İkinci ismi ne? Bab-ı Nisa. Bab-ı Nisa, evet. Efendim üçüncü kapı Bab-ı Rahme. Mescid-i Nebi'nin üçüncü kapısı. Hazreti Muaviye'nin torunu olan Abdullah'ın kızı Atike'nin evinin karşısında olduğu için buna da vakti zamanında Bab-ı Atike de denmiş. Bab-ı Atike. İsmi oradan geliyor. Evet. Bu kapı sevgili peygamberimiz zamanında Bab-ı Suk diye de anılmış. Peygamber Efendimiz bir gün cuma namazında hutbedeyken bu kapıdan gelen bir kimse, yani bu kapıdan girmiş, demiş ki ya Resulallah, susuzluktan hayvanlarımız, ailelerimiz, çocuklarımız perişan oldu. Bizim için Cenab-ı Hakk'a dua edin de yağmur ihsan buyursun deyince sevgili Peygamber Efendimiz mübarek ellerini kaldırıp dua buyurdular. Yani ya Rabbi yağmur ihsan eyle, rahmetini ihsan eyle diye dua etmişler. Bu sırada Medine-i Münevvere'deki Sel Dağı'nın üzerinde rahmet yani yağmur bulutları belirmiş, birikmiş efendime söyleyeyim ve şiddetli bir yağmur yağmaya başlamış. Hemen duanın peşinde. Duanın bereketiyle. Efendim bu sebeple bu kapıya Bab-ı Rahme denilmiş işte Bab-ı Rahme. Bu kapı Mescid-i Nebi'nin batısında, batı duvarının kuzey kısmındadır. Efendim, Bab-ı Selam kapısı, Bab-ı Selam. Yemevi halifelerinden Mervan bin Hakem'in evinin karşısında olduğu için Bab-ı Mervan diye de anılmış. Evet. Yani Bab-ı Selam, Bab-ı Mervan diye de anılmış. Bu kapı Mescid-i Nebi'nin batısında ve kıbleye yakın olandır. Bu kapı Mescid-i Nebi'nin beş kapısının en büyüğü ve en zinetlisidir Bab-ı Selam kapısı. Bab-ı Selam ile Bab-ı Rahme arasında üç küçük kapı daha varmış. Peygamber Efendimiz vefatından önce Eshab-ı Kiram'ın hani yukarıda anlattık efendim evlerinden mescide açılan kapıları kapattırmışlar ya öyle emretmişler ya Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu teala kapısının kapatılmamasını istemişler. Bu kapılardan yani üç küçük kapı var dedik ya, Bab-ı Selam'ın sol tarafından üçüncü kapı Bab-ı Sıddık adıyla anılır. Yani Hazreti Bekir Efendimiz'in kapısı. Hatırasına hatırasına istinaden Bab-ı Sıddık. Bab-ı Sıddık yani Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin o evinin mescide açılan kapısı. Kapısı.
Onlar küçük ama. Evet. Diğerleri muhteşem kapılar, ihtişamlı kapılar. Efendim bir kapı kaldı. Bab-ı Tevessül. Mescid-i Nebi'nin şimalinde, yani kuzeyinde bulunan kapıdır. Bu kapı Osmanlı sultanlarından Abdülmecid Han tarafından yaptırılmıştır. Onun için Bab-ı Mecidi de denir. Yani Abdülmecid Han yaptırdığı için onun ismiyle. Bab-ı Mecidi de denir. Efendim işte kumlu kısmının gerisinde bulunan Mescid-i Nebi'nin iç kısmındaki kapıya Bab-ı Mecidi, dış kısmındaki kapıya da Bab-ı Tevessül denilmektedir. Mescid-i Nebi'nin efendim büyük kapılarından başka küçük kapıları da vardı. Osmanlılardan sonra Mescid-i Nebi'nin genişletilmesi sırasında tabii birçok değişiklikler yapıldı. Tabii. Efendime söyleyeyim, gidenler görmüşlerdir. Mescid-i Nebi'nin kapıları böyle. Bunlar, evet. Bunlar hakkında malumat sahibi olmuş olduk. Bir de Mescid-i Nebi'nin minareleri var efendim. Evet. Bu minarelerden de bahsedelim. Yani Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebi'nin minaresi yoktu. Efendim Hazreti Bilal-i Habeşi Neccaroğullarından mescide yakın bir kişinin evinin üzerinde çıkar, orada ezan okurdu. Ezan-ı Muhammedi'yi orada okurdu namaz vakitlerinde. Hulefai Raşid'in devrinde, yani dört büyük halife zamanında da böyle devam etti. Ömer bin Abdülaziz zamanına kadar, Yemevi halifelerinden, Mescid-i Nebi'nin böyle minareleri yok şeklinde devam etti. Ömer bin Abdülaziz ilk olarak Mescid-i Nebi'nin dört köşesine dört tane minare yaptırdı. Bu minarelerden kıble tarafında bulunanları diğerlerinden yüksekti. Hicri 91, yani 700'lü yıllara müsadif Halife Süleyman bin Abdülmelik Bab-ı Selam minaresini bir bahaneyle yıktırdı. Yani evlerin mahremiyetine, insanların mahremiyetine sebebiyet veriyor diye o taraftaymış evler. Yıktırmış. Mescid-i Nebi 615 sene yaklaşık 3 minareli olarak kalmış Alper Bey. 1306 yılında, yani bak 700'lü yıllardan 1306 yılına kadar efendim Bab-ı Selam minaresi yeniden yapılmış. Bu minare diğer minarelerden daha yüksek olmuş. Memlüklü Sultanı Kayıtbay Reisiye minaresini 1485 yılında, yani 1485 demek Sultan II. Bayezid Han zamanı oluyor. Evet. Efendim tamir ettirdi ve daha yükseltti. Efendim Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han ise bu minarelerin hepsini tamir ettirdi yeni baştan. Sonradan Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han'ın da bir hizmeti geçti Mescid-i Nebi'ye. Bir minare daha yaptırdı. Bab-ı Rahme kapısı yanında yaptırdı. Memlük sanatında oldu. Memlüklerin mimari özelliklerini taşıyan bir minare kaldı en son işte. O diğerlerinden daha büyük o minare, köşeli minare. Efendim ona Reisiye Minaresi deniyor. Reisiye Minaresi deniyor. Efendime söyleyeyim, baş müezzin bu Reisiye Minaresi'nde ezan okuduğu için bu minareye Reisiye Minaresi deniyor. Yani minarelerin reisi, başı. Baş müezzin oraya çıkıyor. Evet, yani. Oraya çıkıyor ve diğerlerinden büyük o minare. Daha heybetli görünüyor. Evet. Osmanlı döneminde 1540 yılında, ki Kanuni Sultan Süleyman Han dönemidir, mescidin kuzeydoğusundaki minare yıkılarak yerine yaklaşık 70 metre yükseklikte Kanuni'ye nispetle, Kanuni ismi Süleyman ya, evet, Süleymaniye olarak adlandırılan 3 şerefeli minare inşa edilmişti.
Abdülmecid'in imarı sırasında Kuzeybat'ta Mecidiye, Güneybat'ta Babu Selam, Batı'da ise Babur Rahme diye anılan minareler yapılmıştır. Mescid-i Reisiye dışındaki minareleri tamamen Osmanlı tarzı, Osmanlı mimari tarzını yansıtır. O Osmanlı'nın son döneminde Suudlular ilk Mescid-i Nebi genişletme çalışmaları zamanında o Osmanlılar tarafından yaptırılan Mecidiye ve Süleymaniye minarelerini yıktırdılar efendim. Toptan yıktırdılar. Hmm. Mesela Osmanlılar Reisiye minaresine Memlükler inşa ettikleri halde dokunmamışlar, evet. Sadece tamir etmişler. Efendim Suudlular hem Mecidiye minaresini hem de efendim Süleymaniye minaresini yıkmışlar. Yerine kare kaideli 72 metre yüksekliğinde iki yeni minare inşa etmişler. Efendim 1994'te tekrar bir tevsi, yani genişletme çalışması yapmışlar Suudlular. İşte o zaman da minare sayısını 10'a çıkartmışlar. Yeni minareler ilave etmişler. Efendim şimdi dolayısıyla bu isimlerini tekrar edersek minarelerin, Osmanlılar zamanındaki 5 minarenin Reisiye Minaresi, Babus Selam Minaresi, Babur Rahme Minaresi, Mecidiye Minaresini yıktılar. Yerine Sincariye efendim minaresi dediler işte. Efendim Mecidiye Minaresi'ne Sincariye Minaresi de derlermiş. Suudlular bu minareyi yıktılar yani. Evet. Aziziye Minaresi, buna Habeşe Minaresi de denirmiş. Sultan Abdülaziz'den yaptırmış o minareyi, Aziziye denilmesinin sebebi bu. Ve ayrıca Sultan Abdülaziz'den Mescid-i Nebevi'nin tabanına efendim çok kıymetli halılar serdirdi. Çok kıymetli sanat eseri halılar, evet. Efendim serdirdi ve bu 5. minareyi yaptırdı. İşte bu yüzden bu 5. minareye Aziziye Minaresi derlermiş. Anlattık, Suudi genişletmesinde minare sayısı 10'a çıkartıldı, yıkıldı filan, yeniden yapıldı filan. Ama o Reisiye Minaresi filan duruyor. Evet. Bazı Osmanlı minareleri de duruyor. Tabi bir de mahfil var. Bunu da anlatmam lazım. Mescid-i Nebi'ye ilk mahfili Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri halifeyken yaptırmış. Neden yaptırmış biliyor musunuz? Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerini efendim Ebu Lü'lü isminde bir köle namaz kıldırırken hançerleyerek şehit etti biliyorsunuz. Suikast da oldu yani. Efendim bunun için Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri ilk efendim maksureyi veya mahfili Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri yaptırmıştır. Ve zaten sonra adet olmuştur bu. Evet. Osmanlı Selahattin camilerine giderseniz muhakkak hünkâr mahfili vardır. Evet. Hünkâr mahfilini görürsünüz, evet. Değil mi efendim? Bir de Resulullah Efendimizin minberinin kuzeyinde Bilal-i Habeşi'nin müezzinlik yaptığı yerde müezzin mahfili yapılmış. İşte bu mahfil Makberiye adıyla meşhur olmuştur. İlk zamanlarda sade ve basit yapılmış bu mahfil. O bahsettiğimiz Memlük Sultanı Sultan Kayıt Bay çok hizmeti geçmiş Harem-i Şerife, efendim Mescid-i Nebi'ye. Sultan Kayıt Bay tarafından kare planlı, ince ve zarif o dört direkten bir kaide üzerine tamamı mermerden yaptırılmış. Efendime söyleyeyim. Ardından bazı tamiri ve tadilattan geçirilen müezzin mahfilinin en son tamiratı Suudlular tarafından 1983'te yapılmış. Mescid-i Nebi'nin 5 tane de mihrabı var efendim. Mahfili anlattığı için mihraplara. Mihrap nedir? Namaz imamın namaz kıldırdığı yerdir mihrap. Bunlardan bir tanesi Mihrab-ı Nebi. Mihrab-ı Nebi. Herhalde Peygamber Efendimizin namaz kıldırdığı yer, evet. Olduğu için öyle geliyor. Evet.
Ömer bin Abdülaziz yaptırmış bunu. Çok hizmeti dokunmuş Medine-i Münevvere'ye, Mescid-i Nebi'ye, Kabri Saadet'e. Efendim, büyük zat Ömer evet. bin Abdülaziz, evliya. Efendim, Medine'nin fukahayı sebasından. Yedi büyük fukahasından yani. Bir tanesi. Mihrab-ı Osmani, biliyorsunuz Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri, ikincisi Mihrab-ı Osmani derler. Efendim, Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri Mescid-i Nebi'yi genişletmiştir. Evet. İşte o genişletme sırasında onun halifeliği zamanında kıble tarafına yapılan mihraptır. Bunlar duruyor ha. Efendim, Osmanlıların en son bıraktıkları şekilde, daha bozmadılar Suudlular. İnşallah bozmazlar. İnşallah. Bir diğer mihrapta Mihrab-ı Süleymani derler. Bu da Kanuni Süleyman'dan dolayı ha. Batı tarafında Mescid-i Nebi'nin Kanuni Süleyman yaptırmış burayı. O zamanlar efendim hani dört hak mezhep var. Evet. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Dört hak mezhep var. İnşallah Mekke-i Mükerreme'yi anlatmak da nasip müyesser İnşallah. Olur. Oradaki bu her mezhebin bir makamı vardı. Efendim onları da anlatmak nasip olur. Şimdi kaldırıldı tabii onlar. Osmanlılar zamanını bahsediyorum. Evet. Mesela Mescid-i Nebi'de namaz kılınırken mesela sabah namazı şöyle yapılırmış. Şafii mezhebinde eftal vakit efendim yani sabah namazının kılınacağı efendim makbul olan vakit ne zaman biliyor musunuz? Efendim sabah namazı vakti girdiği zamandan sonraki zamandır. Hemen girer yani. Girmez yani. Hemen. Evet girer evet. girmez. Onun için efendim imsak vaktinden işte 20 dakika sonra, 25 dakika sonra efendim Şafiiler hemen namaza durur. Hemen namazı kılarlar, sabah namazını kılarlarmış. Ve efendim Şafii imam kıldırırmış. Tamam mı? Evet. Efendim diğer birçok mezhepte de böyle. Yani bazılarında da böyle. Ama Hanefi mezhebinde eftal vakit efendim güneşin doğmasına yarım saat kala olan zamandır. Son vakit yani aslında. Evet. Yarım saat kala olan zamandır. Dolayısıyla o zamanlar yani ta bu Osmanlılar zamanında da böyle, Osmanlılardan önceki zamanlarda da böyle efendime söyleyeyim. Yani İmam-ı Şafii Hazretleri efendim İdris Şafii Hazretleri dedesi Eshab-ı Kiram'dan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri tabiinden mesela evet, evet, değil evet. mi? Diğerleri efendim tebe-i tabiinden mezhep imamlarının yani şeyi yakın Resul-i Ekrem Efendimiz'in çok, aleyhissalatü vesselam evet. zamanına yakın. Yani o devirden sonraki zamanlarda da efendim Hanefiler sabah namazını Mescid-i Nebi'de efendim son güneşin vakitte. Doğmasına yarım saat kala kılarlarmış. Şafiiler ise ilk girer evet. girer yani ilk vakit girer girmez kılarlarmış. Yani ayrı ayrı kılarlarmış. Evet. Yani Şafiiler girer girmez Hanefiler ise son yarım saat kala. Son yarım saat kala. Şimdi mesela bizim ülkemizde de sabah namazı son yarım saat kala kılınıyor camilerde çünkü de. Çünkü Hanefiyiz bizler ondan evet, çoğu Hanefi. Oradan evet. geliyor demek ki o uygulama. Efendim şarttaki doğudaki bazı şehirlerimizin ailesi Şafii hayır ekseriyetle evet. Şafii. Şafii imam varsa Diyanet bazen Hanefi de tayin ediyor ama dikkat ediyor. Genellikle Şafii imam tayin ediyor. Efendim oralarda ilk vakitte kılıyorlar ha sabah evet. namazını. Hanefi mezhebinde olan imamların Hanefi mezhebindeki Müslümanlara eftal vaktinde namaz kıldırmaları için siz burada kıldırın denilmiş. Yer özel ayırıyorum. Olarak minber yaptırmış. Minber, evet. Onun için o özür dilerim mihrap yaptırmış. Onun için o mihraba ne denir? Mihrab-ı Süleymani. Tamam. Bir tane de mihrab-ı teheccüd var. Peygamber Efendimizin efendim teheccüd namazı kıldıkları yerde teberrüken bu ama bir mihrap yaptırmışlar. Bu mihraba mihrab-ı teheccüd deniyor. Evet. Bir de mihrab-ın nisa var. Mihrab-ın nisa. Şimdi efendim Bab-ın nisa kapısının iç kısmında Mescid-i Saadet'in sol tarafında kadınların namaz kılması için
yeşil kafeslerle ayrılan yeri tayin maksadıyla Mescid-i Nebi'nin Sultan Abdülmecit Han zamanındaki tamiri esnasında mihrap yaptırılmış. Efendim bunlar tabii imama uyuyorlar. Namazı kıldıran imama uyuyorlar ama efendim yani kadınların kıldıkları yer kıble ciheti belli olsun hani mihrap tabii diye efendim oraya husus olarak bir mihrap yaptırılmış. Kadınlar bu mihrabı görebiliyorlar. Efendim onun için bu mihraba da ne demiş? Demiş abi efendim. Mihrabın Nisa. Nisa. Evet efendim. Efendim avlu var. Avlu. Hı hı. O zamanlar avlunun üzeri derken avlunun tabanı kumluk, üstü açık. Şimdi de üstü açıktır. Açılır kapanır şemsiye var evet, diyorsunuz. Evet, şimdi şemsiye var. Çevresinde hurma ağaçları dikili. Evet. Tamam. Bu sahanlığın ortasında da araç ve gereçlerin saklandığı efendim yer var. Buraya da Kubbetüs Zeyl ismi verilirmiş efendim. Kubbetüs Zeyl. Efendim peki Mescid-i Nebi'nin su ihtiyacı nasıl karşılanırdı? Evet, nereden değil geliyordu mi? Mesele suyu? Bu. Efendim işte Aynü Zerka kaynağından getirilirmiş. Orada çeşme yapılmış. İnsanlar efendim abdestlerini filan efendim yaparlarmış. Sultan Abdülmecit Han efendim bu Kubbetüs Zeyl'in oraya bir tane kapalı mektep yaptırmış. Efendim yanına da araç gereçlerin saklandığı yer yaptırmış. Yeni baştan yaptırmış. Efendim söyleyeyim orada abdest filan alırlarmış. Tabii geldik kuyulara. Değil evet mi efendim? Medine-i Münevvere'deki çok kuyu var ama efendim en önemlileri 3 tanedir. Ben onları anlatmak buyurun istiyorum tabii müsaade ederseniz. Bunlardan birisi Rume Kuyusu'dur. Biliyorsunuz. Rume Kuyusu Efendimiz eshabıyla hicret ettikleri zaman Medine-i Münevvere'de büyük kıtlık vardı. Efendim Medine-i Münevvere'ye efendim 5-6 kilometre mesafede Rume isminde bir kuyu vardı. Bu kuyunun suyu çok tatlıydı. Fakat kuyu bir Yahudinin idi. Evet. Efendime söyleyeyim. Yahudinin idi. Tabii eshab-ı kiram çok zengin değiller. Fakirler, ihtiyaç sahibiler. Efendim bu kuyunun suyu da çok tatlı olduğu için, güzel olduğu için bu kuyunun suyundan içerlermiş. Gidip getirirlermiş ha. Çok güzel bir su olduğu için. Fakat Yahudi satıyor parayla suyu. Efendim işte o zaman Resulullah Efendimiz buyurmuşlar ki Rume kuyusunu kim alır? Kendi kovasını Müslümanların kovası ile bir tutarsa, beraber tutarsa cennetteki kovası bundan hayırlı olur buyurmuş. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri Efendimiz aleyhisselam hazretlerinin bu mübarek sözü üzerine kuyuyu satın almaya teşebbüs etmiş. Yahudi ile pazarlık etmiş. Fakat Yahudi satmaktan imtina etmiş. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri o zaman demişler ki ey filan o zaman yarısını sat madem satmak istemiyorsun. Yarısı senin, yarısı benim olsun. Şimdi kabul etmiş Yahudi. Hem de külliyetli bir paraya. Efendim sonra bir gün Hazreti Osman Efendimiz kullanacak. Bir gün Yahudi. Yahudi kullanacak. Sonra Hazreti Osman kendi nöbetinde efendim dellallar bağırttırdı nöbetinin olduğu gün. Ey ahali, ey ümmeti Muhammed, gidip kovalarınızla su alabilirsiniz. Hayvanlarıyla, eşekleriyle, efendime söyleyeyim develeriyle, her neyse devesi olan veya yayan, efendim sırtına o zaman kapalı kırbalar var, kırba diyorlar ona, deriden kova diyelim, kova gibi üstü kapalı. Efendim bunlarla alabilirsiniz su. Efendim Müslümanlar da Yahudinin olduğu gün değil, Hazreti Osman Efendimiz'in olduğu gün gidiyorlar Rume kuyusuna. Su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yahudinin pazarı kese doğuruyor. Güya Yahudi uyanıklık yaptı. Evet. Kendine ait olan günde satacaktı suyu Müslümanlara. Evet. Ama ters tepti işte. Bu sefer yarısını sattı ya Hazreti Osman Efendimiz'e. Aynı parayı diğer yarısını satmak istedi. Hazreti Osman Efendimiz de radıyallahu anh kabul etmedi.
o yarısını satın aldığı paranın yarı fiyatına kalan satın yarısını aldı. Da satın aldı evet. Ve yani tamamı vakfetti. Evet. Ya İslam'da efendim İslam tarihindeki ilk vakıf örneklerinden birisidir birisi, bu. Evet. Bu sufuyusunun vakfedilmesi. Evet. Resulullah Efendimiz de biri Osman bu kuyunun ismi. Bu kuyunundan su içmiş ve kuyunun suyunu methetmiştir, övmüştür. Evet. Efendim Hendek gazvesinde bilhassa oraya yakın ya Hendek gazvesi, evet. Hendek'in olduğu yer. Hı hı. O Hendek gazvesi esnasında bu sudan çok efendim içmişler. Şimdi hatta malumunuz Hazreti Osman Efendimiz zamanında Mısır'dan gelen isyancılar fitneler çıkarttılar. Hazreti Osman Efendimiz'in evini kuşattılar. Efendim Rume kuyusundan su getirtmesine, suyu tatlı ya oradan su getirtirmiş mübarek. Su içmesine mani oldular su getirmesine. Kendi genişlettiği Mescid-i Nebi'ye çıkartmadılar, müsaade etmediler. Mescid-i Nebi'de namaz kılmasına mani oldular Hazreti Osman Efendimiz'in. İşte o zaman efendime söyleyeyim, Selame Tebni Cezemil Kureyşi isminde bir zat anlatıyor. Menakıb-ı Çağrı Yâri Güzin'de okudum. Ben diyor Yevmüddar'da hazır bulundum. Yevmüddar işte o Hazreti Osman'ın şehit edildiği güne derlermiş. Evet. Hazreti Osman efendime söyleyeyim onlara hitap edip dedi ki diyor Resulullah Medine-i Münevvere'ye geldi. Rume kuyusundan başka tatlı su çıkan başka bir kuyu yoktu. Buyurdular ki Rume kuyusunu kim satın alır da kendi kovasını Müslümanların kovasıyla bir beraber tutarsa Allah-u Teala cennetteki kovasını onun için hayırlı eder. Yani cennetteki kovası bu kovasından daha hayırlı olur. Efendim ben diyor Hazreti Osman Efendimiz isyancılara kendi halis malımdan o kuyuyu satın alıp da isyancılara söylüyor. Halis malımdan satın alıp da Müslümanlara vakfetmedim mi? Müslümanlara sersebil etmedim mi? Müslümanlara bedava vermedim mi? Sersebil etmedim mi? Siz şimdi efendime söyleyeyim benim satın alıp da Müslümanlara vakfettiğim o kuyunun suyunu içmekten beni men edersiniz. Bana deniz suyu gibi acı tuzlu suyu içirtirsiniz diyor. Reva mıdır bu yaptığınız buyuruyor Hazreti Osman Efendimiz. Hepsi dediler ki o isyancılar evet öyledir. O zaman Hazreti Osman Efendimiz yine buyurdu ki Mescid dar geliyordu Mescid-i Nebi. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falanın yerine kim satın alıp mescide katarsa o yerden daha iyisine cennette kavuşur buyurdu. Ben de o yeri halis malım ile satın aldım. Halis paramla satın aldım ve mescide ilhak ettim, kattım. Siz bugün beni o mescitte iki rekat namaz kılmaktan men ediyorsunuz dedi Hazreti Osman Efendimiz isyancılara. Kendi parasıyla aldığı, ya, dahil ettiği toprakta. Mescide dahil ettiği, vakfettiği, vakfettiği evet. Yerde namaz kılmaktan men ediyorsunuz. Efendim sonra Tebük gazasında askerin teçhizatı yoktu. Resulullah Efendimiz Tebük gazasına çıktılar. Efendime söyleyeyim siz o askeri benim teçhiz ettiğimi ya o askeri donattığımı at deve verdiğimi askere askeri silahlarla donattığımı bilmiyor musunuz? Efendim hepsi evet dediler. Efendime söyleyeyim ve hatta şunu söyledi onlara siz bilmiyor musunuz dedi. Resulullah Efendimiz Sebir Dağı'na çıktı. Sebir Dağı diyeyim. Medine-i Münevvere'de bir dağ. Dağdan dağ sallandı, kayalar düşmeye başladı. O zaman efendim ben de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ile ben de çıktım dağa. Efendime söyleyeyim. O zaman Resulullah Efendimiz dağ sallanıp taşlar dökülünce buyurdular ki sakin ol ya Sabir. Dağ sesleniyor. Evet. Senin üzerinde bir nebi ve iki şehit var. Ve dağ birdenbire sakinleşmiş. Efendim bir şehitlerden birisi Hazreti Osman radıyallahu anh. Ha işte iki şehit diyor ya. Evet. Sağ o zaman Hazreti Osman Efendimiz. Onu
Peygamber o zaman Efendimiz diyor ki, haber veriyor. O evet, o zaman diyor ki Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Celle Celaluhu. Ben şehidim. Şehit olacağım diyor. Evet. Onu... İki şehit dediği, bir şehit kendisi, bir şehit Hazreti Ömer Efendimiz. Sıddık dediği Hazreti Ebubekir Efendimiz, Nebi de Resul-i Ekrem Efendimiz. Evet efendim. Ve gerçekten de onları bunların kabul ediyorlar. Fakat Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh evine girerek o Mısır'dan gelen isyancılar, çingeneler şehit ediyorlar. Ya. Evet. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin. Amin. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Efendime söyleyeyim. Efendim diğeri Eris Kuyusu. Bu da Kube Mescidi'nin batı tarafında Medine-i Münevvere'ye 3 kilometre uzaklıkta. Bu Kube Mescidi'ne gittiği zaman Eris Kuyusu'ndan su içerlermiş Resulullah Efendimiz. Ve burada dinlenirlermiş. Bu kuyunun suyunu da efendime söyleyeyim övmüş. Kendisine ziyarete gelen Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ı cennetle müjdelemiştir. Burada evet. Buraya ziyarete gelmişler. Efendime söyleyeyim. Sevgili Peygamberimizin bir mübarek yüksüğü varmış ve bu yüksüğünü Resulullah Efendimiz ümmiydi biliyorsunuz. Evet. Mühür olarak. Hiç okumadı, yazmadı ama Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ etti. Evet. Efendime söyleyeyim. Mucizesidir yani Resulullah Efendimiz'in. Evet. Bu şeyi, yüzüğü, yüksüğü mühür olarak kullanırmış. Evet. Efendime söyleyeyim. Üzerinde Muhammed Resulullah yazarmış. Sonra Hazreti Ebubekir'e intikal ediyor. Sonra Hazreti Osman Efendimiz'e intikal ediyor. Sonra Hazreti Osman Efendimiz'e en son Hazreti Ömer'den sonra intikal ediyor. Fakat kuyudan su çekerken bu Eris kuyusuna düşürmüş Hazreti Osman evet. Efendimiz. Efendim kuyunun suyunu boşalttırmış. 3 gün boyunca arattırmış. Fakat yüzük çıkmamış. Bulunamamış. Onun için bu kuyuya aynı zamanda bir erül hatem derler. Hatem yüzük demek. Evet. Yüzük kuyusu. Efendim işte burayı Osmanlılar kaybetmemişler. Efendime söyleyeyim. Bir namazgah yapmışlar yanına. Birül Hatem'in veya Eris Kuyusu'nun efendim mihrabında şu yazılıymış efendim. Okuyayım mı? Buyurun. Ruzu şeb kılsa acep midir ziyaret insücan biri hatmi hatemi peygamberandır bu mekan. Yani diyor ki gece ve gündüz acaba insanlar ve bütün cinler herkes efendim ziyaret etse gece gündüz efendime söyleyeyim acayip bir şey midir yani ziyaret etmesi lazım bir hatmi hatemi peygamberandır bu mekan Resul-i Ekrem Efendimizin yüksüğünün bulunduğu kuyudur diyor yani evet. Efendime söyleyeyim tabi Osmanlılar zamanında yaptırılan bu kubbe sonraki devirlerde yıkılmış 1970'li yıllarda da kuyunun suyu tamamen çekilmiş. Efendim genişletilerek yeniden inşa edilmiş Kube Mescidi. Halbuki dursun orada Kube Mescidi. Yakınına bir yere kocaman yap değil mi? Tabii. Efendime söyleyeyim. İşte buradan da yol geçirmişler. Eris kuyusu, bir Eris veya bir Hatem, yüzük kuyusu, Efendimizin yüzüğünün bulunduğu kuyu toprağın altında kalmış abi. Yolun altında kalmış. Yok şimdi yani. Bu kadar yazık kıymetli. Yazık edilmiş yani. Bir de yine Kube'de Gurs kuyusu veya Gars kuyusu derler bir kuyu var. Bu kuyunun efendim suyunu övmüş, methetmiş Resulullah Efendimiz bir vasiyet etmiş ki beni Gars suyunun efendim Gars kuyusunun suyuyla yıkayın vefat ettiğimde, ahirete gittiğimde evet. Buyurmuşlar. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh hazretleri Gars kuyusundan 6 kırba su getirtmiş. O 6 kırba suyla Resul-i Ekrem Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam yıkamışlar. Efendim. Gars kuyusunun özelliği de buradan geliyor. Evet. Resulullah Efendimiz'in gasil hizmetini bu suyla ifa etmişler, evet. Yapmışlar. Bir ne hikmeti vardır bilinmez.
Yani gar suyu onunla yıkanmasını istemişler, kendilerinin gasp edilmesini istemişler. Yani dolayısıyla efendime söyleyeyim, bu kısımlardan da bu şekilde bahsetmiş olduk efendim. Evet, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi su kuyularından bahsedince, su kuyularının öneminden, suyun öneminden bahsedince İhlas Vakfı'nın Afganistan'da yaptığı hizmet aklıma geldi. Su kuyuları açıyor orada, hem de külliye hizmeti veriyor oradaki vatandaşlara, insanlara. Seyircilerimize bu İhlas Vakfı'nın Afganistan'daki su kuyusu ve külliye hizmetini anlatalım isteriz. Tabii. Efendim biz umumiyetle Kuzey Afganistan'da, Şıbırgan'da, Kunduz'da, Feryab'da, efendim yani Afganistan'ın muhtedif şehirlerinde böyle tetkik ediyoruz, bakıyoruz o şehirleri. Efendim büyük köyleri seçiyoruz. 2000 nüfuslu, 2500 nüfuslu. Genellikle Türkmenlerle ve Özbeklerle meskun olan köyler. Ama Tacikler de, Paştunlar da, zaten Paştunlar çoğunluktadır. Paştunlar da istiyorlar kendi köylerinde de açalım. Fark etmiyor yani, biz onların köylerinde de açıyoruz. Ama genellikle Türkmen ve Özbek köylerinde açıyoruz. Soydaşlarımızın daha yoğun bulunduğu evet, yerler yani. Evet efendim. Şimdi efendim sadece kuyu açmıyoruz. Çünkü onlar birikintilerden su içiyorlar. Sağlıksız. Mikroplu, bakterili sular. Evet. Evet efendim, kirli. Görseniz iğrenirsiniz. Hastalık yani. Hastalık yapar. Evet. Zaten çocuk ölümleri bu yüzden çok oluyor. Evet. Ne yapıyoruz? Efendim derin sondaj bir su kuyusu vuruyoruz. Bazen 90 metreden çıkıyor, bazen 100 metreden, bazen 110, bazen 120 metreden su çıkıyor. Temiz, tadına bakıyoruz. Eğer tuzlu ise, acı ise, içilemeyecek gibi ise efendim başka bir yerine vuruyoruz yine evet. O köyün. Anladın? Efendim İçilebilir tatlı su tatlı bulmak su. Amaç evet. Yani değil mi? Evet. Evet. O derin sondaj su kuyusu vurduğumuz yere evet. Efendim bir çeşme inşa ediyoruz. Depolu. Yani 10 tonluk deposu var mesela. Depolu. Köy ahalisi oradan istifade edebilsin evet. Diye değil mi? Evet. Efendim, İçme mesela, suyunu, kullanma suyunu oradan çayını karşılar. Ondan yapsın. Tabii. Yemeğini, ondan, yemeğini yapsın. Ondan yapsın. Ha diğer işlerini öteki sulardan evet. Yapsın. Ama bu temiz su. Billur. Efendim, vücuda girecek olan evet, suyu temiz suyla. Temiz suyla. Evet efendim. Yemek yapacaksa, hoşaf yapacaksa, çay yapacaksa, çok çay içiyor onlar biliyorsun. Evet, evet. Efendim çay içecekse buranın suyuyla yapsın. O birikinti suyu içmesin. Evet. Efendim başka bir kere bunu yapıyoruz. Ama sadece suyla bırakmıyoruz. Yani önemli olan ruhları da doyurmaktır. Tabii. Bedeni doyurmak evet. Başka. Bedene de gıda lazım, ruha da gıda lazım. Değil mi efendim? Evet. Efendim çocuklar eğitimsiz kalmasın diye bu su kuyusunun olduğu yere bir kere şadırvanlar inşa ediyoruz. Çocukların gelip su içebilmeleri, efendim orada abdest alabilmeleri için şadırvanlar inşa ediyoruz. Tuvalet. Tuvaletler inşa ediyoruz. Kız tuvaleti. Erkek tuvaleti. Ayrı bir şekilde. Ayrıca kızlar için derslik, oğlan çocukları için derslik. Evet. 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklar geliyor buraya efendim. 6 ile 13 yaş arasında bunlara okuma öğretiyoruz. Bunlara temel dini bilgileri öğretiyoruz. Namazın farzı, abdestin farzı, orucun farzı, her evet, neyse evet. 32 farz ve nasıl namaz kılınır. Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz en başta. Efendim hafızlık yollarını dahi açıyoruz çocukların. Tabii. Bunları öğretiyoruz Alper Bey. Efendime söyleyeyim. Orada her gün dua ediyorlar. Ya ellerini kaldırıp. Bu hizmeti ya, görenlere değil evet, mi? Evet bu hizmeti görenlere dua ediyorlar. Ve henüz yaptıramadığımız öyle 2000 nüfuslu 3000 nüfuslu köyler. Ahalisi, mollaları, efendim, muhtarları gelip dilekçe veriyorlar köylülerden imza toplayıp bize de, bizim köyümüze de yapın bundan evet, diye. Öyle bir talep de var değil tabii, mi? Tabii talep de hem var. Hem de yoğun bir şekilde. Tabii.
Tabii. Ama tabii vakfın şeyi sınırlı olduğu tabii. için. Yani vatandaşımız bize para verirse, ancak bize öyle. Bağış yaparsa evet. biz öyle yapıyoruz. Efendime söyleyeyim. Yani vatandaşlarımızdan tek başına yaptıranlar da var. Efendim, tek başına yaptıranlar gücü, mali var. Durumu yerinde olanlar mali durumu tabii yerinde tek başına olan, efendim, vatandaşlarımız ama yaptırıyorlar. Ama herhalde parça parça da evet. iştirak edebiliyor yani vatandaşlar. Yani şöyle yaptırıyor. Ben babamı çok seviyordum, vefat etti. Annemi çok seviyordum, vefat etti. Veyahut da babaannem vefat etti. Efendim, büyük babam vefat etti. Nenem vefat etti. Dedem vefat etti. Dayım vefat etti. Amcam vefat etti. Onların adına yaptırıyor tek başına. Evet. Efendim yaptırıyor. Adını da onların ismini yazdırıyor. Külliyenin evet şeyine, mermerine. Mermerine sadece o kendi vefat eden babasının adına yaptırmışsa babasının, annesinin adına yaptırmışsa annesinin veyahut da bunların hepsinin adını yazdırıyor. Evet. Çünkü neden? Orada eğitim, öğretim gören o çocuklar, oradan su alanlar değil mi efendim? Su alan insanlar o isimlere dua ediyor. Ben söyleyeyim, o isimlere dua ediyor. Etmese bile ya bir Allah-u kurda, Teala bir kuşa, bir yaban hayvanına bile tabii su verene Allah-u Teala yani. Efendim af ve mağfiret ediyor. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Çok günahkar bir kadını efendim bir köpek görüyor. Efendim bir kuyunun mermerinin taşlarının başında köpek efendim kuyunun derininde su içmesine imkan yok. Diliyle mermerleri yalıyor, taşları yalıyor. Kadıncağız çok üzülüyor. Bu hayvan yazık susuz diyor. Efendime söyleyeyim ki o kuşağını çözüyor, kuşağını. Efendim eskiden kadınlar evet. kuşak sarardı evet. ya. Efendim çarığına bağlıyor. Çarığını kuyudan daldırıyor kuyuya. Kuyudan su çekiyor. Köpeği içiriyor. Allahu Teala öldükten sonra onu tanıdıkları rüyada görüyorlar. Ya sen hep kötülük yapardın. Nasıl kurtuldun? Cennet nimetleri içerisindesin diyorlar. Kadın da diyor ki vallahi diyor evet benim amellerim çok kötüydü ama Allahu Teala'ya ben iman ederdim. Allah'a günahlarıma pişman olurdum, ağlardım. Efendim imanım tamdı ama nefsime uyardım, günahkardım diyor kadıncağız. Efendim köpeği susuz halde gördüm, su içebilmesi için kuşağımı çözdüm. Efendim kuyuya sarkıttım, çarığıma bağladım. O köpeği suya doyurdum. Bu amelim sebebiyle Allah-u Teala benim günahlarımı af ve mağfiret etti çok diyor. Çok önemli bir şey, çok ya, büyük bir şey. Yani dolayısıyla Allah-u Teala efendim bu külliyemizi mesela biz 100 hisseye bölüyoruz. Efendim mesela o şekilde de iştirak edilebiliyor. O şekilde yani, evet. iştirak edebilirler, para yatırabilirler. Hodri meydan. Evet. Efendim evet. biz olduğu gibi bu parayı oraya gönderiyoruz. Yani erkek dersi, kız dersi, derin sondaj su kuyusu, elektrik yok, güneş panelleri. Evet. Erkek tuvaleti, kız tuvaleti. Külliye yaptırıyoruz ya. Şadırvan. Kompleks evet. yaptırıyoruz. Şadırvan işte. Efendim mesela medeniyet götürüyoruz oraya ya. Bundan güzel bir şey olur evet. mu? Ki Türkçe konuşuyor bunlar. Türkler ya. Soydaşlarımız. Evet evet. Biz bekliyoruz bu efendim. Bu hizmete katılabilirler durumu müsait evet. olanlar. Gayet kolay. Ağzınıza sağlık. Çok sağ teşekkür efendim. Ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından takip edebilirsiniz, oradan izleyebilirsiniz. TGRT FM Radyosu'nda pazartesi akşamları saat 10'da dinleyebilirsiniz. İsterseniz podcast olarak Spotify üzerinden de telefonlarınıza veya mobil cihazlarınıza indirip oradan da dinleyebilirsiniz. Başka bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın.